Yani musluk var. Birisi dolduran musluk, diğeri boşaltan musluk. Havuzun tamamını üç parçaya bölüyoruz. Şurada H bölü 3'ten bölünmüş. Şöyle bölüyorum. Yukarısını da ikiye bölelim. Her bir parça H yüksekliğinde olacak. Şimdi şunu söyleyebiliriz. A musluğu bunun tamamını 15 saatte dolduruyor. Eğer A musluğu bu 3 parçanın tamamını 15 saatte dolduruyorsa her bir parçayı 5 saatte doldurur. Yani 5 saatte bu bölümü, 5 saatte bu bölümü, 5 saatte de bu bölümü doldurur. Şimdi başlangıçta musluklar açıldığında beyin musluğunun boşaltma etkisi olmayacak. Şu kısım, şu an sarıya boyadığım kısım dolarken beyin musluğunun herhangi bir etkisi olmayacak. Yani A musluğu dolduracak bu kısmı, o da 5 saat sürer. 5 saatte burayı A musluğu dolduracak. Şimdi geriye kalan şu yeşile boyadığım bölümü A ve B muslukları birlikte dolduracaklar. A musluğu bu kısmı 10 saatte dolduruyor. 1 bölü 10 yazıyorum. B musluğu ise 15 saatte boşaltıyor. Pardon, 15 değil, 20 saatte boşaltıyor B musluğu. Tabii B musluğu boşaltan musluk olduğu için eksili olarak yazacağız. Şöyle 1 bölü 20 yazıyorum. Eşittir 1 bölü x olsun. Şunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile. Bu durumda 2 bölü 20 eksi 1 bölü 20 eşittir 1 bölü x. Buradan 1 bölü 20 eşittir 1 bölü x. X eşittir 20 olur. Demek ki şu yeşil bölüm de 20 saatte doluyormuş. Tabii biz insanın havuzun tamamının kaç saatte dolduğu için tamamı 20 artı 5'ten 25 saatte dolur. Havuzun tamamı 25 saatte doluyor.